Alo Feyyaz, nasılsın? İyiyim İffetciğim, sen nasılsın? Biz de koşturuyoruz işte. Ben de iyiyim, sağ ol. Ben seni şey için rahatsız ettim. Cemil telefonunu evde unutmuş da... yani senin yanındaysa falan diye. Ha yok canım, yanımda değil. Bugün zaten beni bir iş için aradı. Sesi kötü geliyordu. Hayrola, bir şey mi var? Yok, bir şey olmadı. Ya bir şey var besbelli de. Neyse, sen takma kafana. Bizim deli olan birazdan eve döner, bin pişman. Tamam, hoşça kal. Tamam canım, görüşürüz. Hayırdır? Ne iş? Karı koca kavgası mı? Ya bu evlilik müessesesi var ya... kavga gürültü, başka hiçbir şey değil ha. Hele bir de çocuk yoksa ortada, iyice bitik. Ama bak bana, benim kafam rahat. Bende yok öyle şeyler. Vallahi aşk sevda biten evlilikleri niye devam ettirirler hiç anlamıyorum. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Dünyanın sonu değil ya. Vallahi bravo ya. Herkes senin gibi olsa dünyada mutsuz adam kalmaz ha. De işte herkes bu kadar cesur değil. Bir şey diyeceğim. Arkadaşına yol göster. Akıl ver ona. Sevaba girersin. Ya bizim arkadaşın durumları biraz karışık. Nasıl? Hem çok dik kafalıdır. Kimsenin sözünü dinlemez o. Kafasına geleni yapar. İçecek ucuz şarabım bile yok artık. Uyursam belki unuturum her şeyi. Sen sonunda yine bul beni, vefasız kullardan vefa bekle. Kıymetsiz bir kula satarlar seni, bulamazsın, bulamazsın benim gibi seni, bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Vefasız kullardan vefa bekle. Kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Seninki içeride. Benimki kim lan? Ağzını topla. Şoförüm be, ne yanlış anlıyorsun? Thank you.
kendimi gösteremiyorum bile. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Çok artist oldu be. Nasıl, beğendin mi? Ya. Bir kere beni düşünsen kafamı kıracağım. Senin Cemil'den başka derdin yok değil mi? Yeter artık, ne olur yeter artık bu gereksiz kıskançlığın. Gereksiz öyle mi? Delirttin mi? Ya delirttin. Ve hala konuşmaya devam ediyorsun. Yapma, git buradan. Şşş, yok bir şey, bir tane biz konuşuyoruz sadece. Sana bağırıyorum, gitsin. Yok oğlum, ben öyle şey yapar mıyım? Mehmet, yok bir şey bir tanem, tamam. Hadi sakin ol. Geçenlerde adamın biri karısıyla kavga etmiş. Karısı da evi terk etmiş. Bu salak geldi, içip içip sarhoş olunca tutturdu karımı isterim diye. Bir bağırıyor, bir çağırıyor, ağlıyor. Maya gibi bir herif. Erkekliğinden de utanmıyor. Hem de bir karı için. Baktım olmuyor. İndirdim şişeyi kafasına. Ondan sonra aradım karısını. Gel dedim, seninki küçük bir kaza geçirdi diye. Ertesi gün elinde çiçeklerle geldi şaşkaloz. İyi. Yuva yapmışsın işte. Fena mı? Ne yuvası ya? Ben bilirim erkek milletinin çiçek işini. En fazla bir aya kalmaz yer binane düşer buralara. Ama söyledim bu sefer. Dedim bir ayda kurtulamazsın hastaneden. Korkulur vallahi senden. Mecburen. Islak karga gibi durursan yerler seni bu alemde. İstanbul'da bunca yer varken sen niye buraya geldin içmeye? Mekana gelirken sana hesap mı vereceğim? Estağfurullah.
merak benimkisi. Aa, nereye? Ne güzel laflıyorduk. Cemil. Senin kafan fazla güzel, ne yaptığını bilmiyorsun, haberin olsun. Bu kadar içkiyle kafam güzel olmaz benim ya. Canım öpmek istedi. Öyle her kafana istediğini yapamazsın. Bak, evliyim ben. Evlilik öyle yüzükle, imzayla falan olmaz. Burasıyla olur. Aynen öyle işte. Benim de tam orada. O zaman bu saatte burada benimle ne işin var? Doğru. Karım beni evde bekler. Sen baksana bana. Sen kendini ne sanıyorsun? Bir zavallı. Herkesin hayatını mahveden bir zavallı. Uzak dur benden. Kendi iyiliğin için. Merak etme. Evde küçük bir kaza oldu. Sana ne bundan? Ya sen ne istiyorsun hala benden peşimi? Bıraksana ya. Sakin ol sevgilim. Sakin ol. Sakin. Sakin olayım. Sen beni aldattın. Yalan söyledim. Ben sana kalbimi açmıştım. Sen beni aldattın. Özür dilerim sevgilim. Senin bu halini gördükçe inan senden daha çok acı çekiyorum. Kendimden nefret ediyorum. Affet beni. Affet. Sen her şey yolunda mı? Hı hı. Hadi. Git uyu oğlum. Sen de gel. Birlikte uyuyalım. Hadi kalk.
Olur. Olur. Mehmet nerede? Uyanmadı mı daha? Cemil gelmiş. Beraber uyuyorlar. Ne zaman? Nasıl? Bilmiyorum. Betül ben ne diyorum? Sen ne yapıyorsun? Kimin ne dediği umurumda değil, tamam mı? Mehmet nasıl mutlu oluyorsa öyle olacak. Günaydın. 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 Kusura bakmayın. Böyle ayıp oldu ama Mehmet isteyince akan sular duruyor işte. Olur mu canım öyle şey? Gel bakalım sen de şöyle. Sen de istediğin zaman ara beni, tamam mı? Ben de izinli olduğum zaman senin yanına geleceğim koşa koşa. Anlaştık? Anlaştık. Koçum benim, koçum. Dur bakayım şimdi güzel güzel kahvaltını yap. Hadi gel bakalım. Size afiyet olsun. İşi uzamıştır canım. Hem zaten telefonunu da evde unutmuş. Yoksa mutlaka haber verir Cemil abi. Tabii canım. Hem taksi şoförü adam. Kızım sabaha kadar işi çıkmıştır, gelememiştir. Ne var bunda? Hala ben bilmez miyim? Çok kızdı bana. Kim bilir nerede? Belki de bir daha gelmez. Allah Allah. Kızım yani resmen şeytan sokuyor bunları aklına. Ya Cemil tamam delidir melidir ama hayatta senden vazgeçmez. İlk defa gece eve gelmedi. Belki de Semiha denilen o kadınla beraberdir ha. Semiha kim? Hiç kimse kızım. Hiç kimse. Ablan aklını bozmuş başkasının müşterisiyle yani. Tövbe tövbe. Cemil geldi. Günaydın. Günaydın evladım. Koyayım mı çayını hemen? Kes.
gerek yok. Evde kalmış. Merak ettim. İşim vardı. Öyle mi? Ne işi? İş işte, ne yapacaksın? Semiha ile mıydı? Evet, ne diyorsun sen? Aradı da. Gece işi dediğin o kadın mıydı? Evet. Kim o? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ayrılalım diyordun. Cemil, ben mutsuzsan diye. Yani bir aile olmak istiyorsan... Benim bir ailem var. Mehmet var, sen varsın. Ama sen hep başka şeylere bahane ediyorsun İffet. Cemil. Beni suçluyorsun. Beni bir türlü affetmedin. Söylemen gereken tek şey var. Hayır Cemil, seni seviyorum. Ama diyemiyorsun. O yüzden benim de söyleyecek bir şeyim yok sana. Ben seni çok seviyorum Cemil. Çok.